mesela bu kadar çok yani belirli bir takım projelerde yer aldınız tabii ki. Fakat diyebiliriz ki herhalde siz de bundan şey rahatsız olmazsınız. Kurtlar Vadisi pusuyla Kurtlar Vadisi ile beraber bayağı bir Musa Uzunlar olaraktan hem herkes tanıdı sizi hem herkes sevdi. İşte seven de var, sevmeyen de vardır muhakkak ki. Ama mesela birçok şey işi yap. Ondan sonra bu şekilde patla. O hayatınızda neler değiştirdi? Ya da değiştirmesine izin vermiyor gibi bir izlenim. Ben biraz önce edindim ama hani bazı bir şeyleri de değiştirmek istiyor musunuz? Bugün de bu konuyu paylaştığım bir dostumla aynı şeyi size söyleyeyim. Bir şeyi fark ettim. Yani o kadar çok kimliğe önem veriyoruz ki tamam kimliklerle yaşıyoruz ve bu önemli bir şey. Hayatımızın bir parçası ama artık sadece kimliğin ön planda olmasıyla insanı kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Yani bir doktor geçiyor ama doktor tedavi ederken doktor ama dışarıda da doktor bizim için. Arabasını evet. kullanırken de doktor. Hatta doktordan temiz araba falan. Yani o da bir insanın bir gözüne yani ruhuna bakmayı da es geçiyoruz. Şimdi dışarıda ben diğerleri için bir İskender Büyüğüm. Musa olarak hatırlanmak gibi bir derdim yok. Yani sonuçta ben yaptığım karakter orada kalsın. Ama birbirimize bakmadığımızı, sadece o oluşturulan kimliklere baktığımızı görmek için biraz... Sanki sadece insanlar birbirlerini titre olarak görüyorlar. Yani ya da işte titri neyse o şekilde ya da işte kıyafeti neyse, dış görünümü neyse. O ruhun içine girmek, o ruhunu irdelemek, onu düşünmek, ne bileyim ben onunla bir özdeşleşme veya dost olma gibi bir kaygısı insanların kalmadı. Her şey onun için de zaten galiba biraz fazla yüzeysel yaşanıyor. Evet, evet tamamıyla katılıyorum. Aynen ya hani ne giymiş, ne etmiş, ne takmış. Nerede o güzellik? Hani yani neye güleceksin, neye ağlayacaksın, ne de eğleneceksin, neyi paylaşacaksın? Yani artık sorular bile nasılsın, aslında nasıl olduğunu merak eden sorular değil. Ay tabii canım adetlerini bulsun ya. Ne haber ya? Aslında cevaplar da değil. Tabii tabii. Nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, iyiyim ben falan. Hani öyle geçip giderken. Aslında baksak birbirimize bu sorulara bile gerek yok. Siz çok derin bir insansınız. Bilmiyorum. Hayır öyle derin bir insandan kastım böyle duygusal olarak da bunları düşünen belirli bir evet, raddeye evet. Yani gelmiş seviyorum. Bir kişisiniz. Bunları araştırmayı da seviyorum yani. Bu tarz kitap yani neler okursunuz mesela müsait olduğunuz zamanlarda ne tarz kitaplar okursunuz? En son okuduğum kitap tabii bir süre hiç okuyamadım çok yoğundum. Çekimlerden mi? Eckhart Tolle'un Var Olmanın Gücüyle ilgili, ego ile ilgiliydi. Hmm. Yani aslında kısaca ego belası diyebilirim. İşte onu törpüleyebilmek de çok önemli değil mi? Onu yok etmek mümkün değil ama farkında olmak önemli. Şimdi ne gücünü falan da okumuş muydunuz? Okudum. Belli siz oralarda. Sadece oralarda değil. Yani sadece oralarda, hayır, oralarda da değil. De, ama ben de o, tarz... o noktaları da ilgimi çekiyor, seviyorum. Ben de o tarz şeyler. Mesela tatile gitmeden önce daha doğrusu böyle başucumda kitaplarım vardı. Tatile gidince bunları okuyacağım. Çünkü mesela buradan eve git işte saat 2'de 3'de evdesin her neyse. O kitap uykudan önce okunan kitap hani onlara daha bir derinlik kazan. Hani kafa boşken falan okunması lazım ya. Onun için biriktirmiştim. Ay tatile gittim elimde kitap. Hani ya nasıl bitireceğim? Ondan ona geçeceğim ya büyük bir heyecanla. Sonunda sadece 2 tane bitirebildim. Çok üzgünüm. Şimdi yeniden tatile. Kişinin kendisini keşfetmesine yardımcı oluyor. Evet, bazı çok önemli bir yani şey. Sadece yaşadıklarımız değil, başka görüşler de önemli. Şimdi şey varmış, zero limit varmış. Şimdi onu okuyacağım. Tavsiye yani bana çok tavsiye ettiler. Belki sizin de ilginizi çeker hani o tarzdan. Sizden alayım tüyoyu. Ben burada progres okudukça söyledim. Daha okumadım ama. Tamam. Ama şey. Peki o egoda mesela çok yüksek egolu kişiler de bu kitabı okuyunca ki onlar o egoyla besleniyorlar zaten. Evet. Ve onlar onu yok et, o egoyu aynı altı indirdiklerinde kendileri de yok olacaklarını zannediyorlar evet, genelde. Evet. Fakat yine de bir şekilde hani ellerine kitap geçti ya da buradan bizden duydu diyelim okudular. Bir faydası olur mu o kişilere bunun? Bence olur. Hiç yoktan iyi midir? Tabii bazıları için çok tatsız da gelebilir ama olur çünkü ego dışında kalan gerçek biziz. Biz egomuz değiliz ki. Yani egoyu edindik. Öğretildi ve edindik yani. Evet onunla yaşıyoruz. Yaşamak da zorundayız. Ama onun dışında geriye kalan asıl biziz gibi gelir i̇şte bana. İşte bize öğretilenler değil, çevreden etkilenenler değil. Evet.
öz olarak bizim yapmamız gerekenler ya da öz olarak nasılsak onu korumak korunması gerekenler. O da bir tek çocuklarda var işte. Evet. Evet. Bol bol çocuklarla beraber olmak lazım. O çocuklar da hani büyüyüp bizden gibi olana kadar diyeyim bari, ne diyeyim? Şimdi de mi kalmayı seversiniz diye sormuştunuz. Hı-hı. Dikkat edin, çocuklar hep şimdidedir. Tabii. Her an şimdidedirler. Hayvanlar da şimdidedirler hep. Hayranlık verir bu bana. İşte ne kadar güzel bir şey değil mi? Onun için ne kadar çok çocukla beraber olursan işte belki çocuk o onun için daha fazla yardımcı olabilir. Onun için çocuklar mutlu, onun için öz oluyorlar, onun için... Onları değiştirerek başka bir hale getiriyoruz. Ya bir de o var değil mi? Ama o da elde değil herhalde. Yani sonuçta bir düzenin içine geliyorsunuz. O düzeni öğrenene kadar çok zamanlar geçiyor. O düzeni bırakmak mesela başka o şeylere bakarsanız, o düşüncelere falan bakarsanız işte çocuğa işte koşma düşersin demeyeceksin mesela. Şimdi hani bu kadar oku oku öğren öğren yerime koşma Ali düşersin diyor. Hay dedik ya niye karışıyorum ben çocuğa falan yapıyorum ama gayri ihtiyari diye veriyorsunuz onu. Evet. İşte bizim de daha çok okumak, çok çalışmak lazım. Çok okuyarak da değil, hayatı da kaçırmamak gerekiyor. Evet. Full Yaprakları isimli tiyatro oyununda sizi izlemiş bir izleyicimiz ve mükemmelmiş. Bu sezonda oynayacak mıymışsınız? Evet, bu sezonda oynayacağım. Ne zaman? Siz nasıl yetişiyorsunuz bu kadar çok şeye? Program... birbirini hep takip ediyor ve sıkışmıyor. Yoksa zaten yapmak mümkün değil ama bu sezonda ara ara oynayacak o oyunu yaklaşık bu 5. yılımız sanırım. Çok sevildi. Ve yerli oyunlarla başladık Devlet Tiyatrosu'nda. O da yerli oyunlardan biriydi. Bir süre daha oynayacak. Birkaç tane size olan sorulara da yönelelim. Ay İran'dan, Belçika'dan, her yerden seyrediliyoruz. Maşallah, maşallah. Musa Bey oynadı. Bir saniye. Kendisi dizide bazı karakterlerle düşman rolünde oyun gereği. Ancak bu olay biraz da olsa gerçek hayata taşıyor mu? İşte ama çok şeyler, merak edilen şeyler. Bir diğer soru da Gladio filminde kızınızda olacak mı? Yok, Gladio'da Kurtlar Vadisi pusudan hiç kimse yok. Ha! Hiç kimse yok. Bir siz varsınız. Evet. Ben bunu bilmiyordum. Ben ve diğer başka karakterler. Flashback'ler yani belli yaşın... Flashback'lerle gittiği için tabii hiç olmayan hiç insanlar yok, var. Hiç kimse yok. Güzelmiş bu. Enteresan. Düşünse tek başınıza karakterinize film yapın. Ay çok havalı. Maşallah diyelim. İnşallah bol bol reytingli olur. Peki bir ara resim için. Ben yaz döneminde ise bilmiyorum da zaten normalde de çok fazla takip etmiyorum. Önümdeki notlarda olduğu için soruyorum. Kızınız rolündeki kişiyle aşk yaşadığınıza dair haberler çıkmış mı? Çıktı. Tamam. Yani böyle haberler çıktı. Ama yani dizideki kızınız. Yani dizide kızım oynuyor. Fakat benim sadece yaptığım işte kalıp özel hayatımın çok farklı olmasından yanayım. Ve bunu da kimsenin ilgilendirmemesi yanındayım. Yaşanan her şeyin ve... Çok tılsım da gidiyor değil mi birisiyle bir şey yaşadığınızda, ne bileyim ben yani hani öyle herkes bilsin etsin. Herkesin kendi özeli var. Ben önümdeki notlarda var. Çünkü hayır yalansa diye şey yaptım ama... Yalan ya da doğru diye bir cevaptan ziyade öyle bir haber çıktı diyorum sadece. İyi diyorsun. İyi diyorsunuz, ne diyorsunuz. Başka böyle hani izleyicilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı, ne bileyim ben işte siz de yüzün boğazı geçin. Rafting yapın, işte hayata dair bir takım şeyler. O kadar çok zor bir dönem geçiriyoruz ki, yani ekonomik olsun, kriz olsun ve yaşadığımız her şeyle kendimizi çok kaybettik. Yani kendilerine zaman ayırmayı unutmamalarını öneriyorum. Yani kısa bir an, bir saat için bile olsa kendilerine zaman ayırsınlar. Kendilerini unutmasınlar. O zaman zarfında istedikleri hoşlarına giden bir şey yapsınlar ve bir şekilde oyalansınlar. Bence daha iyi olacak. Her şey daha iyi olacak.
Bir de düşün bir sonu yok. Yok. Yani aslında düşünmemek çok daha iyi de yok. Düşün sonu yok. Düşünüp de kafa iyice. Düşünme en azından. Evet. Belki o zaman bir sürpriz olabilir hayatta. Aynen öyle. Ne malum yani. Aynen öyle. Şimdi bizler efendim Gladio filmini dört gözle bekliyoruz bütün izleyicilerimiz. Herkes yani o kadar çok merak ediyorlar ki neler olacağını. Bol gişeler diliyoruz size, öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Star ekranlarında da Kurtlar Vadisi Pusu başlayacak. Onda da bol reytingler diliyoruz. Çok teşekkürler. Zaten hani siz bir yere gidince reytinginizle maşallah beraber gidiyorsunuz ama inşallah katlaya katlaya gider. Daha çok insan izler, daha çok işte büyüyen izler, ne bileyim ben. Onları mutlu ederiz yeter bize. Evet, onlara da işte bu da dizilerin falan da güzelliği o. Mesela 2 saat boyunca, 90 dakika boyunca her neyse bir şekilde kafalarını daha düşünmüyor hiçbir şey adam. O da iyi bir şey. Evet. Terapi gibi bir şey. Kötü şeyler düşünmesindense iyidir. Aynen yani. Bu arada ben tekrar bütün izleyicilerimizin huzurunda Pana Film'e çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bahadır Özdener'e, Şebnem'e, Raci Şaşmaz'a, Necati Şaşmaz'a. Programın başında da söyledim. Hiçbir zaman beni kırmadılar. Her zaman dostlukları benimle beraberdi. İnşallah çok içten söylüyorum bunu. Hem filmde çok büyük bir gişe rekorları kırarlar. Hem de Star da onlara hayırlı gelir, Star ekranları ve bol reytinglerle daha önümüzdeki birkaç sezon daha Kurtlar Vadisi Pusu'yu seyrederiz. Ne kadar da mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok geldiniz, şeref verdiniz. Sizi yakından tanımak gerçekten hem ilginçti ve çok güzeldi kendi adıma söyleyeyim. Bence izleyicilerimizin de çok etkilenmiş olması lazım. Çok çok mersi. Çok teşekkürler. İnşallah her şey çok güzel olur. Çok teşekkürler. Aynı zamanda sizinle sohbet etmek de çok rahatlatıcıydı. Hiç girdim gibi değilim. Öyle mi? Devam mı? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.